Tekrardan merhaba. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, demiştik ki hacim ve sıvı ölçüsü birimleri birbirine bu bilgiyle dönüşür. Yani bir desimetreküpün bir litre olduğunu unutmayacağız. Şimdi örneklerimize bakalım bir sıvı ölçüleriyle ilgili. Bunun sonucunu bize litre olarak soruyor. Bakalım. 85 desilitre kaç litre eder? Gördüğünüz gibi 8,5 litre artı 7 litre. Eksi 450 santilitre kaç litre eder? Ona yani 100'e bölmem lazım. 4,5 litre. 8,5 7 daha 15,5. 15,5'tan da 4,5'u çıkarırsak 11 litre olarak buluruz. Bu şekilde birbirine dönüştürerek istenen birimle sonucumuzu buluyoruz. Şimdi bir sonraki soruda da bu kavanozlarla birer kavanoz olmak üzere yandaki kaba su aktarılıyor. Toplamda kaç litre su olur diyor bize. Litre dediği için bunları litreye dönüştüreyim. 1500 mililitre 10'a böldüm, 100'e böldüm, 1000'e böldüm. 1,5 litre eder. Yani 1,5 buradan geldi. 1,5 litre. Şimdi buna bakalım. 25 desilitre dediği için litreye dönüştürürken yine 10'a bölmem lazım. 2,5 litre de buradan geldi. Bu da zaten 5'ten 10'da 2 litreydi. Şunu silelim de burada toplayalım. Hepsini litreye dönüştürmüş olduk. Tekrar videomuzu da bitirdik. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.